Sizden daha pasif oynaması premium tankların belirgin bir özelliği yok. Faktör şans faktörü. Griller gibi gibi. Şimdi daha önce e, kaydetmiş olduğumuz Selçuk'la birlikte muhabbet ederek anlatmış olduğumuz şöyle bir video. Harekat görevleri videosu. Harekat görevlerin püf noktasını anlattığımız bir video. Bu videonun altına şu anda şu gördüğünüz arkadaşımız bir soru yazmış en zor görevler için hangi tankları önerirsiniz? Premium tanklar görevleri yapmayı kolaylaştırıyor mu? Hangi görevleri yapmak çok çok zor. Bunlarda emir kullanmak kullanıp geçin derseniz. Şöyle söyleyelim. Premium tankların ekstra bir avantajı olmuyor görevler için. Bir kere onları bir önerelim. Onları bir söyleyelim arkadaşa. Bir, öz fati arkadaşımız. Öncelikle emirleri yapmak için premium tankların belirgin bir özelliği yok. Yani premium tanksa işte görevi daha rahat yapar. Premium tanksa ekstra bonus aldığı için gibi bir şey yok. Premium tank diğer tankların e, olayına tabi. Tüm e, stabilite, tüm e, şey ile aynı. Hiçbir farkı yok. İkinci olarak hangi görevler çok zor? Tabii ki görev olarak biri bir şu görev şu görev şu görev diyebileceğim bir şey değil fakat biri bir olarak kişiye göre değişebilecek bir şey. Bu kimisi light tank görevlerini yapıyor, zorlanıyor. Kimisi med tank görevlerinde zorlanıyor. Kimisi artı görevlerini kolay yapıyor. Kimisi hepsini kolay yapıyor. İşte çok özel bir görev oluyor, spesifik bir görev. Onu yapamıyor. Öncelikle e harekat görevleri ikiye ayrılıyor. Bir, e obje 260 e görevleri. İki, e obje 279 görevleri. 279 görevi ve obje 260 görevleri farklı görevler. Birinde ülkelerle, ülkeler bazında gidiyorsunuz 279E görevlerinde. Diğerinde 269 görevinde ise tank sınıfları bazında gidiyorsunuz. Tank sınıflarına göre görevi göre yapıyorsunuz. En zor görevler dediğimizde şöyle söyleyebiliriz onu da. Burada mesela şu 4 görevi var. Ardından T28 görevi var, T55A ve 260 görevi var. Burada en kolay görevler şu tukta. Ama bir sonraki görevde T28 görevinde daha zorlanacağını göreceksiniz görevlerin. Ardından T55, ardından 260. Örnek vermek gerekirse T55A'da hafif ağır tankların son görevinde sizden toplamda 12.000 can puanı alın veya engelleyin diyor. Bakın. Burada ne diyor? 14.000 can puanı diyor. 2.000 can puanı artıyor. Şutuk 4 görevine baktığınızda ağır tankların en son görevine 4000 can puanı alın veya engelleyin diyor. İşte aslında hangi görev zor derseniz sınıflara göre görevler daha da zorlaşıyor. Yani bu tank bu tank bu tank diye bakacak olursanız her zaman görevin en son tankı daha zor görevler içeriyor. Peki bu görevler arasında hangileri zor diye soracak olursanız işte burada soru kişiselleştirmiş oluyoruz. Kişisel spesifik bir soru oluyor Bir kişiye göre değişebilecek bir soru oluyor. Özel bir tank var mı sorusunda şöyle cevaplayabilirim. Hayır şu tank şu görevi yaparsanız bu tankla bu görevi yaparsanız diye bir cevap yok. Ha ben T55 ile IS4 de görevi yaptım ama e, sektirme görevini ama seviye e, bir sonraki seviyede ağır tank görevini o, obje 770'li versiyon 2 ile yaptım. Çok iyi hatırlıyorum. Ya da light tank görevini hiç oynamadığım, hiç oynamayacağım bir tankla yaptım. Seviye 9 Alman tankıyla, Alman light ile yaptım. Halbuki ben EAS'i deniyorum, AMX deniyorum, Fanhart deniyorum. Onunla olmadı olmadı. Sırf oynamak için girdiğimde oldu ve bitti. Burada asıl önemli olan şey Faktör şans faktörü. Yani bu görevlerde şans çok 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 daha önemli. Örnek vermek gerekirse. Flight tanklardan gidelim yine. Flight tankta son görevi açtığımızda bize diyor ki. Verilen. Verilen hasar. Ve yardımınız sayesinde verilen hasarın toplamı. Verilen hasar. Ve yardımınızla verilen hasar toplamı. Verilen hasardan. Yardımınız sayesinde verilen hasardan. Kastı şöyle. Spot ya da paletle diyor. Şimdi ben bu tankla oyuna girdiğimde hangi tankla oyuna girersem gireyim buradaki şans faktöründen bahsetmek istiyorum. Bir, iyi bir harita gelmesi gerekiyor. İki, gelen açıklık harita olması gerekiyor. Şehir harita olmaması gerekiyor ki rahat spot verin ve light tankın o kıvrak özelliğini kullanın, çalılara saklanın vesaire vesaire. Üçüncü olay, sizin verdiğiniz spota takım arkadaşınızın vurması gerekiyor. Ve rakip light tankın sizden daha pasif oynaması hatta mümkünse oyunun başında ölmesi gerekiyor. İşte bunların toplamı aslında sizin bu görevleri yapmanızı sağlıyor ve zaten zor olan da bu. Bir görev diyor ki 6 tane tank destroyer yok et. E savaşa giriyorsunuz. 4 tane tank destroyer var. Nasıl yok edeceksiniz altısını? Ya da 4'ünü ya da 3'ünü ya da ikisini. İşte bunların hepsi şans faktörü. Tabii ki bazı tanklar daha mantıklı. Örneğin tank avcılarına baktığınızda işte düşman araçlarına 6000 can puanı hasar verin diyor. Burada yüksek kalibre Yüksek hasar ortalaması olan bir tankı, bir tank destroyer almanız çok çok daha mantıklı. Ya da bir başka e, tank abisi görevinde 4000 can puanı hasar verin diyor, hasar atın diyor. Ve hasar atarken tespit edilmeden kalın diyor. Bunun için Jack Panzer'i almanız mantıksız. Kamuflajı çok çok düşük olan bir tank, can ortalama e, hasar ortalaması yüksek olmasına rağmen. Bu anlamda burada size gidilecek bir tank Scorpion'dur, seviye 8 için. Su'dur, seviye 10... Konuştuğumuzda Almanların tank test adı neydi seviye 10? grilldir. gibi gibi varyasyonları olabilecek bir e, olay bu. Dolayısıyla toparlayıp söylediğimizde net bir cevabı olmayan soru, spesifik e, kişiye göre değişebilecek bir durum. Ayrıyetten de birazcık da şans faktörü var. Yani oyuna gireceksiniz İşte tüm gezegenler aynı hizaya gelecek bilmem ne falan filan da işte e, sizin yapmanız gereken şeyler olacak gibi bir şey. Durum bundan ibaret. O arkadaşa da cevabını vermiş olduk. Sorduğu soruya cevap vermiş olduk. osfati 8458 cevabımızı verdik. sorunun soru için de tekrar teşekkür ederiz. Light tank görevi mi? Ya olabilir. EBR olabilir. Hani bence birazcık şahsi bir olay. Ya. Yani sen EBR ile Ben söylüyorum işte seviye 9 Alman tankıyla yaptım. Hani seviye 9 Alman light ile yaptım. Kim der hani Ru 251 ile spotlanma görevi 14 14 kam 8 kam spot görevi yapacaksın diye. Hani o birazcık şans olayı çok fazla. Yani olayın %85'i şans. Geri kalan sizin yeteneğiniz bir çoğunda. Evet söyleyeceklerim bu kadar. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Esenlikler diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.